merhaba arkadaşlar. Sonunda 100 bin plaketimiz geldi. Hadi hemen bakalım. Ama durun durun bir saniye arkadaşlar. Bunun için hikayemin başına dönelim. Her şey bundan 7 sene önce kanalım varmış gibi video çekerek başladı. Merhaba arkadaşlar. Ben Yağmur. Eminim siz de ne tür videolar çektiğimi çok merak ediyorsunuzdur. Gerçekten aklınıza gelebilecek en komik, en değişik, en ilginç şeyleri videoya çektiğimi göreceksiniz. Şimdi olduğu gibi arkadaşlar, eskiden de eğlenceye doyamayan birisiydim ve kuzenlerime dans etmeyi çok severdim. Dans etmeyi çok severdim. Bırakın dans etmeye doyamazdım. Yavaş yavaş. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kuzenlerimle vakit geçirmeyi gerçekten çok seviyordum. Hatta bir keresinde ünlüymüş gibi arkadaşlar röportaj verdim. Annemi ne kadar çok seviyorum anlatmıştım. Annemin adı Hediye. Tıp okumasa da doktorlar kadar bilgili olduğu için onu çok seviyorum. Annemi hala çok seviyorum. Anne buradan sana selam söylüyorum. Hatta bir keresinde arkadaşlar ne olmuştu biliyor musunuz? Çok kötü hastalanmıştım. Zatürre olmuştum. Ama ne yaptım? Tabii ki de bunun videosunu çektim. Sayın seyirciler çok hastayım. Bana geçmiş olsun dile geldim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok hasta olmuştum. Tabii ki de doktorum doğal olarak bana ilaç vermişti. Peki Yağmur ablanız normal bir şekilde ilaç içebilir mi? Tabii ki de içemez. Ve ben şurup içme challenge yapmıştım. YouTube'da hiçbir öyle bir şekilde video bulamazsınız. Gerçekten çok tuhaf bir videoydu. Ama şurubumu bile challenge yaparak içmiştim. Kaşık içmek için hangisinden başlayayım? Ben derim ki bundan başlayayım. Şurubu yuttum gördünüz. Hoş geldim, ben nefret ettim. Bir 5 dakika sonra da diğer şurup. Gördüğünüz gibi şurup içmem bile bir olay arkadaşlar. Ama artık iyileşmiştim. Biraz eğlenceli videolar çekmeliydim. O yüzden hemen bir slime videosu çektim. Hemen açılıyor böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir slime var mı? Gerçekten küçüklükten beri slime manyağı olduğumu görebilirsiniz arkadaşlar. O kadar fazla slime yapıyordum ki bunların hepsini buraya videosunu koysam bu video 3 saati geçer arkadaşlar. Çeşit çeşit slime'lar yapıyordum. Hatta bir keresinde o kadar fazla slime yapmıştım ki evin her yerine saklamıştım. Ve annem onları bulmuştu ve hepsini çöpe atmıştı. Bir daha slime yapmak uzun süre yasak demişti. O günden sonra uzun süre slime yapamamıştım. Ama kanalım olunca istediğim kadar slime yaptım. Gerçekten bunun için de çok mutluyum. Durun durun arkadaşlar, bitti sandınız değil mi? Tabii ki de biter mi bitmez. Yağmur ablanızın videoları biter mi? Asla. Hatta bir keresinde arkadaşlar kendi kendime dayı videoları bile çekmiştim. Arkadaşlar bugün ben lastik lastik bileziklik yapmayı öğretmiştim. Ve bu arada videoma hoş geldiniz. Terli lastik lastik. Arkadaşlar tabii ki de o zaman YouTube'a koymayı düşünmüyorum. Videoda dedim zaten. Ben nereden bilebilirdim bu kadar koskocaman ve çok güzel bir aileye sahip olabileceğimi. Arkadaşlar bir keresinde günlük vlog videosu bile çekmiştim. Burada tipim gerçekten çok komik ama bunu size yine de göstermek istiyorum. Sabah saat... Bunun saati yanlış. 11'e falan geliyor. Saçlarımı ördürmüştüm. Ama şimdi yattım kalktım gitti. Tabii ki de bitmedi. Bu kadar güzel saçlarımı nasıl yaptığımı merak ediyorsunuz. Hemen bir size topu saç yapma videosu göstereyim. Şimdi arkadaşlar şöyle saçımı geriyorum. Şu şekil yapıyorum. Buradan da buradan böyle arkamı biraz anlamak zor. Bir yerde anlatmak zor. Sizin ne kadar kısa oluyor da. Çektim. İsterseniz izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, dokuzum hazır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu süreçte bütün videolarda gerçekten çok küçüğüm. Dediğim gibi çok önce senelerde çekilmiş videolar bunlar. Bu süreçte kedim bana nasıl eşlik etti hemen onu görelim. Neyi bulamadın mı oğlum? Neden? Neredesin? Anne ben niye göremiyorum? Bu zaman içinde arkadaşlar Püfür'ün de benim de ne kadar büyüdüğümü görmüş oldunuz. Hala birlikteyiz, her gün beraberiz. Seni çok seviyorum canım benim. Arkadaşlar küçüklüğümde ne kadar değişik videolar çektiğimi hep birlikte gördük. Ama asıl olay büyüdükten sonra başladı. İşte o zaman çılgın şeyler yapmaya başladım. Ve sizler için birbirinden değişik meslekleri denedim.
geldim. Bugün 24 saat boyunca yani tüm gün boyunca kuaförde geçireceğim, güzellik salonunda geçireceğim. Sizlerle birlikte tüm günümü bir oyuncakçıda çalışarak geçireceğim. Bugün pilates eğitmeni oluyoruz. Bugün veteriner oluyoruz. Bugün dişçimin yanına geldim. Yağmur ablanız mesleklerle diyetinirimi tabii ki de yetinmedim ve en tehlikeli, en ilginç TikTok hilelerini denedim. Kuzenlerim Diren ve Nehir var ve birbirinden güzel TikTok hayat hilelerini deneyeceğiz. Birbirinden farklı çok güzel TikTok hayat hilelerini deneyeceğiz. Ve bugün kuzenim Nehir'le birlikte TikTok hayat hilelerinin dördüncüsünü çekiyoruz. Birbirinden tehlikeli maceralar yaşadım. Ay bana bak bana! O ne? O ne? Diyordu. Orman ruhunu kurtardığımız gibi onu da kurtarmamız gerekiyormuş. Ne abi? Ateş ruhu konuşuyor. Ya hayır. Tabii ki ben bu kadar da yetinir miyim? Siz bu kadar da yetinir misiniz? Yetinmeyiz. Asıl en tehlikeli şey şimdi geliyor arkadaşlar. Abimden dayak yeme pahasına ona acayip sinirlendirici kışkırtmalar yaptım. Gidiyor musun? Hadi git. Yeri geldi arkadaşlar. Sizler için birbirinden kötü cezalara göğüs gerdim. Gerçekten o cezalar o kadar kötüydü ki hala aklıma geldikçe çok fena oluyorum. Yapma yapma. Siz istediniz, ben yaptım arkadaşlar. Benden renklere bürünmemi istediniz ve sizler için farklı farklı renklere bürünerek gökkuşağı gibi oldum. Arkadaşlar büyük sürprizim buydu. Sence nasıl olmuş abi? Hazırım. Nasıl olmuş saçım sizce arkadaşlar? Tada. Arkadaşlar nasıl olacağını hiç bilmiyorum. Aynaya baktım ama sence nasıl oldu abi? Bence çok... Nasıl desem böyle değişik oldu ya. Bilemedim. Tabii ki de olmazsa olmazımız sayısız kere slime yaptım. Arkadaşlar slime'larımız hazır. Yani benimkinin rengi gerçekten çok kötü oldu. Slime'larımız hazır arkadaşlar. Çok güzel oldu. Bakın. Çünkü biraz pis ama... Arkadaşlar tabii ki de bu koskoca maceramız burada bitmedi. Hatta şöyle diyebilirim ki daha yeni başlıyor. Çünkü elimden geldiğince sizler için en güzel içerikli üretmek için her gün daha fazla çalışacağım. Ve sonunda beklediğimiz an geldi. Hemen plaketimizi alalım. Buyurun yavrum. Geldi arkadaşlar. Şu an gerçekten çok mutluyum. Çünkü ben bugünü bekledim. Sizin için açmadım arkadaşlar. Aslında çünkü dün gelmişti. Açıyorum. Hazır mısınız? Açıyorum. Şimdi bir saniye. Burada bana bir mektup çıktı arkadaşlar. Türkçe mi yazıyor? Hayır, İngilizce yazıyor. Bir saniye okumam lazım. Ya gerçekten çok güzel şeyler yazmışlar. Tebrik ediyorlar. Yani çok güzel bir şey başardığımı söylüyorlar arkadaşlar. İşte büyük an geliyor. Geliyor. Şu an hemen size göstereceğim. Dandarada kendim müzik efektimi bile kendim ekliyorum arkadaşlar. Ve sonunda emeklerimin burada karşılığı arkadaşlar. Bu sadece benim değil. Bu hepimizin plaketi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yağmur Kaya yazıyor. Gerçekten o kadar mutluyum ki anlatamam. Hepinize o kadar fazla teşekkür ederim ki benim yanımda her zaman olduğunuz için. Arkadaşlar bu videoyu anladığınız üzere ben hiçbir zaman hayallerimin peşini bırakmadım ve her zaman hayallerimin peşinden koştum ve şu an buradayım ve koskocaman bir aileye sahibim. Yani burada demek istediğim arkadaşlar, ne olursa olsun hayallerinizi bırakmayın çünkü bir gün onlara ulaşacağınızdan ben çok eminim. Son olarak arkadaşlar buradan kendi aileme çok teşekkür ediyorum çünkü her zaman beni desteklediler. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup aileme katılmayı unutmayın. Hepinizi çok ama çok seviyorum.